İbrahim Tenekeçi Dünden Bugüne 90 Öncesi 12 Eylül zihniyetinin etkisini sürdürdüğün yıllar. Birinci tehdit olarak görülüyoruz. İltica ile mücadele adı altında baskılara maruz kalıyoruz. Yeni başlayanlar için basit bir örnek. Refah Partisi ve Milli Gençlik Vakfı'nda vazifeliyim. Evrakları parti bürosunda tutmuyor, evlerde saklıyoruz. Yanımızda yöremizde tanımadığımız birini görünce ona sivil polis muamelesi yapıyoruz. Sesler anında kısılıyor, aman dikkat, aynı yıllar. Şeyh Efendi'den el alıp vekil olmuş bir büyüğüm var. Onunla beraber tek odalı bir tekke kurduk. Duvarlar boyandı, yere hasır serildi. Çayımız da var, hepsi bu.'' Bir ayağı aksak adam ve onun yanında bıyıkları yeni terleyen bir genç. Birkaç hafta sonra üç kişi olduk. Halka genişliyor. Ben yoktum. Tek odalı tekkemizi polisler basmış. Abi alıp götürmüşler. Duyar duymaz karakola koştum. Oradaki görüntüsü hala gözümün önünden gitmez. Tekkeyi kapatmak zorunda kaldık. Üçüncü kişiyi ise bir daha hiç görmedik. Muhtemelen görevliydi. 28 Şubat sürecinde Sağduyu gazetesinde kültür sanat editörü ve köşe yazarı olarak çalışıyordum. 1998, dergileri ve yayın evi de olan büyük bir aileydik. İçinde bulunduğumuz topluluk ülkemizin en donanımlı cemaati olarak kabul görüyordu. Sonra ip koptu. Gazete, yayın evi ve dergiler kapandı. İslami camianın hafızası sayılabilecek arşiv nerede bilmiyorum. Artık Milli Gazetedeyim. 1999. Sadece küçük bir hatıra. Medya sayfamız var. Orada diğer gazetelerden iktibas yapıyoruz. Radikal gazetesinden yorumsuz olarak bir alıntı yaptık. Savcılar hemen harekete geçip dava açtılar. Gerekçe sizin niyetiniz iyi değil. Biraz yakına gelelim. İmam Hatip Lisesini bitiren büyük kızım üniversite sınavlarına girecek. 2008. Beraber gidiyoruz. Okul bahçesindeyiz. Sınava girmeden önce uygun bir yere geçip başörtüsünün üzerine peruk taktı. Geldiğinde yüzü darmadağın olmuştu. O psikolojiyle sınava girdi. Bir baba olarak derin üzüntü yaşadım. Bütün bunlara rağmen devlete küsmedik. Memleketimizi sevmeye devam ettik. Öç duygusuna kapılmadık. Bunları neden yazdım? Anlattım. Geçenlerde kendisine hürmet ettiğimiz bir yazar, dünle bugünü kıyaslayan bir konuşma yaptı ve hakkaniyetten uzak sözler söyledi evvela adil olmak gerekir. Milletin oylarıyla seçilmiş bir lidere rahatlıkla ve yüksek sesle diktatör diyenler devamında şunu söylüyorlar. Demokrasi istiyoruz. Peşinde oldukları demokrasinin neye karşılık geldiğini gayet iyi biliyoruz. Bizzat yaşanmıştır ve tecrübeyle sabittir. Yaşadığımız günler. Hükümet edenlerin uygulamalarını ve gidişatı en çok eleştirenlerden biriyim. Fakat bunu dışarıdan ve yukarıdan değil, içeriden yapıyorum bizimkisi düşmanca bir tutumdan ziyade dostça bir uyarıdır. Yalana değil, doğruya borcumuz vardır. Yapıcı eleştiri besin değeri yüksek bir gıdadır. Göz kendisini göremez. Geride kalmanın acısıyla kaleme alınan metinlere, sarf edilen sözlere eleştiri diyemeyiz. Eleştiriyle düşmanlığı birbirine karıştıranlar, adaletli ve sağlıklı hüküm veremezler adına kutuplaşma denilen toplumsal gerginlikten elbette şikayetçiyiz. Fakat bu durumu sadece mütedeyyin camianın hanesine yazmak, görme bozukluğunun ötesinde bir şeydir. Asıl mesele birinci tehdit olarak gösterilen insanların memleketi yönetmesidir. Anahtar kelimeler, hazımsızlık, tahammülsüzlük, layık görmemek. Her iktidarın yıpranma payı olur.'' Şaşıran, şımaran, işgüzarlık eden, ganimet peşine düşen, güç zehirlenmesi yaşayan, imkanlar karşısında aklı karışan kimseler çıkar. Süre uzadıkça sayı da artar. Arzumuz onlardan biri durmaktır. Ülkemiz kanlı bir darbe teşebbüsü yaşadı. Millet hayatı ölümden döndü. Haliyle bazı özel durumlar oluştu. Darbe girişiminde bulunanlar darbeye maruz kalmış gibi davranıyorlar yumruk atan, yumruk yemeye göze almış demektir. Bunlar öyle değil. Onca fenalıktan sonra bedel ödemeye yanaşmıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarına devam etmek istiyorlar. İhanet şebekesiyle mücadele esnasında bazı yanlışlıklar olmuştur oluyor. Öte yandan bir hatayı genele yaymaya çalışan bir algı operasyonu işliyor. Bu planın parçası olanların duruşlarını tartışabiliriz. Yaşadığımız günleri ve içinde bulunduğumuz hassas durumu darbe dönemleriyle kıyaslamak, nereden bakılırsa bakılsın tavır sahibi insanların işi olamaz.